Sevgili gençler merhabalar ben İbrahim Kılıç bir Türkçe konu anlatım dersiyle birlikteyiz. Bugün noktalama şartları ile ilgili bilgiler vereceğiz. Tabi noktalama şartlarını iki bölüm halinde inceleyeceğiz. Önce nokta, iki nokta, üç nokta, virgül, noktalı virgül, ünlem ve soru işareti bildiğimiz işaretlerden bahsedeceğiz. Yani birinci dersimizin konusu bunlar. İkinci video dersimizde ise kesme işareti, ayraç, kısa çizgi, uzun çizgi, tek tırnak işareti tek tırnak ve eğik çizgi üzerinde duracağız. İsterseniz video derslerimize başlayalım. Sevgili gençler, noktayla başlıyoruz. Bugün noktayı birçok yerde kullanıyoruz ama ilk kullandığımız yeri birinci madde belirtmişiz. Bugün bitmiş olan, tamamlanmış olan cümlelerin sonuna biz nokta koyuyoruz. Hocam, bitmiş cümle ne demek? Bitmiş cümle demek yüklemi olan cümledir. Eğer bir cümlenin yüklemi varsa biz ona bitmiş cümle diyoruz. Ve biten cümlenin de sonuna genellikle ne koyuyoruz? Nokta koyuyoruz. Mesela örneğe bakar mısınız? Yazar yeni şiirini okucularına beğendirdi cümlesinin bir yüklemi var mı? Var. Eğer bir cümlenin yüklemi varsa, soru anlamı taşımıyorsa, ünlem anlamı taşımıyorsa o zaman o cümlenin sonuna ne koyacağız? Nokta koyacağız. Yalnız önemli bir hap bilgiyle devam etmek istiyorum. Sevgili gençler, yüklemi isim olan bir cümlede ek fiilin dır eki bildiğimiz geniş zaman eki bazen düşebilir. Ancak düşse bile o cümlenin sonuna 3 nokta değil nokta koymamız lazım. Hocam bu ne demek? Bu şu demek. Mesela örneği bakar mısınız? Senin dudakların pembe, ellerin beyaz, altı tellerimi bebek tut biraz. Benim doğduğum köylerde şimal rüzgarları eserdi. Hep bu yüzden çatlaktır dudaklarım öp biraz. Sen Türkiye'm gibi aydınlık ve güzelsin. Benim doğduğum köyler de güzeldi. Sen de anlat doğduğum yerleri anlat biraz diyordu. Kim diyordu? Cahit Kürebi diyordu. Bakın bu örneğe gidersek. Senin dudakların pembedirken aslında burada direkinin düştüğünü görüyorsunuz. Yani senin dudakların pembedir demek istiyor. İşte aslında yüklem olduğu için yüklem isim olduğu zaman ek fiilin direki bazen düşebilir. Düşse bile orada ek fiil var diyeceğiz ve cümlenin de sonuna nokta koyacağız. Ellerin beyazdır. Bakın düşmüş değil mi? Al tut ellerimi bebek tut biraz. Demek ki bu verdiğimiz dört mısrada sadece iki tane örnekte ek düştüğünü görüyoruz. Ek de bu arada sadece dır iki düşer. Düşse bile orada ek fiil var diyeceğiz. Yalnız o cümlenin sonuna üç nokta değil nokta koyacağız. Demek ki noktanın birinci kullanım amacı neymiş? Tamamlanmış, bitmiş, yüklemi olan cümlenin sonuna ne koyduk? Nokta koyduk. Hocam başka noktayı nerede kullanırız? Bakalım. Bazı kısaltmaların sonuna koyuyoruz. Mesela Almanya'yı kısalttığımız zaman ALM yazıp sonuna nokta koyuyoruz. İngiltere'yi kısalttığımız zaman ING yazıp sonuna nokta koyuyoruz. Yine profesör kelimesini kısalttığımız zaman, doçent kelimesini kısalttığımız zaman ne yapıyoruz? Sonuna nokta koyuyoruz. Yalnız kısaltmalarının arasına herhangi bir nokta konulmaz. Kısaltmaların arasına değil mi? Kesinlikle bir şey konulmaz Nokta konulmaz Bu kesinlikle bir yazım yanlış ya da noktalama hatası olur Ama mesela TC yazarken hem arasına hem de sonuna ne koyuyoruz Nokta koyuyoruz Kısaltmaların sonuna nokta konur Ama kısaltmaların arasına nokta konulmaz Bu maddeyi önemsiyorum Geldik üçüncü önemli bir maddeye Bugün sıra sayı gösteren eklerimizi Önceki diye bildiğimiz ekle karşılıyoruz yani Türkçede sıra gösteren sayılardan sonra önce ekini getirdiğimiz zaman bir sıra sayı oluşturmuş oluyoruz. İşte önce ekinin de yerine biz nokta koyabiliriz. Bakın ister ben bunu böyle yazabilirim, değil mi? Birinciyi böyle yazabilirim, isterse birinciyi böyle yazabilirim. 10. maddi görüyorsun sıralama yaptığını. Dördüncü Murat yazarken yine sıralama yapmış. 2. Pazar derken yine sıralama yapmış. Hocam burada sınıf ve maddeden ve pazardan sonra küçük harf gelmiş. Evet. Sevgili gençler, sıra sayılardan sonra gelen isim eğer özel isim değilse, sıra sayılardan sonra gelen isim özel isim değilse küçük yazarsınız. Ancak sıra sayılardan sonra gelen isim bir özel isimse o zaman büyük yazarsınız. Üçüncü maddeyi de öğrendik mi öğrendik. Yani sıra sayılardan sonra ıncının yerine ne getiriyoruz? Nokta getirebiliyoruz. Geldik dördüncü maddeye. Arka arkaya sıralanan sıra sayılarımız var bizim. İşte onların sonuncu rakamının sonuna nokta koyacağız. Mesela 1, 2, 3, 4, 5. sorular diyoruz ya. Şurada 1'den sonra nokta koymayacaksınız. 2'den sonra, 3'den sonra nokta koymuyorsunuz. Eğer bir sıralama yapıyorsanız sıraları saydıktan sonra so son sayınız ne mesela 5. 5'in sonuna nokta koyacaksınız. 1. 2. 3. demeyeceksiniz. 1, 2, 3. sınıflar diyeceksiniz. Yani noktayı son sayının arkasına koyacaksınız. Bitmiş cümlenin sonuna nokta koyduk. 1. Kısaltmanın sonuna, önce ikinin yerine ve sıra sayılardan sonra rakamın sonuna nokta koymuş olduk. Geldik nokta ile ilgili 5. maddemiz arkadaşlar. Tarihleri yazarken bugün gün, ay ve yıl adlarının arasına ne atabiliriz? Nokta atabiliriz. Mesela 20 12 2014 yazarken araya attık? Nokta koymuş olduk. Yine 01.08 2021. Tarih yazarken gün, ay ve yıl arasında ne atabiliriz? Nokta atabiliriz. Yalnız tarihleri yazarken sadece nokta atmıyoruz. Tarihleri yazarken araya biz eğik çizgi diyebildiğimiz çizgi de atabiliriz. Bu kullanım doğrudur. Özellikle ay isimlerini eğer yazıyla yazmışsak, mesela 20 Ekim, 20 Eylül, 20 Kasım yazı, yazmışsak, bu gördüğümüz gün ile yıl arasındaki ayın önüne ve arkasına herhangi bir nokta koyamayız. Yani alttaki örnekteki gibi, 10. Martıncı 2001 olmuş oluyor. Bu kullanım kesinlikle yanlıştır. Yine gelelim bir başka noktaya. Sadece ayların önüne nokta değil, önlerine ve arkasına herhangi bir işaret yine koyamazsınız. Kural der ki eğer ay ismini yazıyla yazıyorsan önünde ve arkasında herhangi bir işaret kullanmayacaksındır ve o şekilde kabul eder. Bu kullanımlar neymiş? Yanlış kullanımlarmış. Tarihleri yazarken ya eğik çizgi kullanabilirsiniz... Ya nokta kullanabilirsiniz ya da ay ismini yazıyla yazıp ilk harfini büyük yaparsınız. Geldik noktanın altıncı ve son kullanım alanına. Bugün saatleri yazarken metinlerde özellikle saat ve dakika arasına noktanın konulduğunu unutmamız lazım. Asla saat ile dakika arasına iki nokta üste konulmaz. Diyeceksiniz ki hocam bugün elektronik saatlerde cep telefonlarımızda iki nokta üstte gözüküyor. Gözükebilir. Beni ilgilendiren yazı olduğu için asla yazıyla yazıda saat ile dakika arasında herhangi bir iki noktaymış başka bir işaretmiş konulmaz. Saat ile dakika arasında ne atmamız lazım? Nokta koymamız lazım. Bu kullanımlar yanlıştır. Hocam bu yeni bir kullanım mı? Hayır gençler. Bu olduğu günden beri böyleydi. Mesela bakın 10.45 te diyor. Doğru. 10.45'te niye yanlış? Çünkü araya iki nokta konulmaz. Aşağıya geldik. Acaba 12 de mi diye okuyacağız? Yoksa 12.00'da mı diye okuyacağız? Unutmayın saatleri ve dakikalara getirilen eklerde dakikaya bakmamak, bakmak zorundayız. Ne derseniz. Şu an burada dakikamızda herhangi bir dakika işlemiş mi? Hayır. Sıfır. Eğer dakika sıfır ise buraya göre okuyacağız. 12 d diyeceğiz. Eğer bir tane bile dakikamız varsa atıyorum. 12.01 olsun. O zaman buraya göre okuyacaksınız. Ne olurdu o zaman? 12.01 d diye yazardık. Dakika yoksa saate göre okuyoruz. E dakika varsa dakikaya göre ne yapıyoruz? Ekleri getirmiş oluyoruz. Sevgili gençler böylece noktanın kullanım alanlarını görmüş olduk. Biten bir cümlenin sonuna nokta koymuş olduk. Sıra sayılardan sonra önce ikinin yerine kullandık. Tarihleri yazarken, saatleri yazarken ve bazı kısaltmaların sonunda ne yaptık? Nokta kullanmış olduk. Sevgili gençler geldik iki noktaya. Bugün iki noktadan sonra biliyorsunuz büyük harfle başlayabilir, başlamayabilir. Yani yüzde elli, yüzde elli diye alacağız. Hocam neden? Çünkü bizim büyük harfle başlama anlayışımız noktadan sonra büyük harfle başlar. Ünlemden sonra büyük harfle başlar. Soru işaretinden sonra aynı zamanda üç noktadan sonra ne yapar? Büyük harfle başlarız. Ama iki noktadan sonra her zaman büyük harfle başlamayız. Özellikle de iki noktanın kullanım alanlarına baktığımız zaman birinci kullanım alanına bir giderim açıklama yapacak isek açıklama yapılacak söz ve cümleden sonra mutlaka yüzde nasıl başlarız? Büyük harfle başlarız. Demek ki iki noktanın yüzde yüz büyük harfle başlamış olduğu noktayı bulduk. Açıklama yapılacaksa yüzde yüz büyük harfle başlar. Mesela unutulmaması gereken şudur demiş ya. Açıklayacak çünkü. iki noktayı koydu. Çalışmadan başarıya ulaşılamaz. Eğer biz iki noktadan sonra açıklama yapacaksak ilk harfini bakın nasıl yazacağız? Büyük yazacağız. Hayatta en çok şunu isterdi örneğinde o istediği şeyi açıklıyor bakın. Neymiş? Mutlu olmak. Açıklama yapacaksak iki harfi bakın ne yaptık? Büyük yazdık. Geldik ikinci kullanımla. Bugün doğrudan anlatım cümleleri diye bildiğimiz gelinlikle dedi diyor demiş derle bir tane cümleler. Cümlelerde özellikle sözünü söyleyeceğimiz kişinin isminden sonra biz büyük harfle başlarız. Bakın. Polis trafik işaretlerine dikkat edin diyor. Burada biz polisten sonra iki noktayı kullandık. Tırnak açtığımız zaman tırnak içerisine yazdığımız şey bir cümle ise ilk harfini büyük yazmak zorundayız. Yani bu yazım doğrudur. Mevlana kitaplardan önce kendimizi okuyalım diyor ya. İşte Mevlana'nın sözünü bakın tırnak içine aldım ve ilk harfini nasıl başladım? Büyük başladım. O zaman iki noktanın iki temel kullanım alanını öğrendik. Bir açıklama yapılacaksa açıklamadan sonra yüzde yüz büyük harfle başlar. Yine doğrudan anlatım cümlelerinde ise tırnak içine almışsak ve iki harfi nasıl yazılmak zorunda? Büyük yazılmak zorunda. Şimdi geldik işte önemli bir noktaya. Yıldız, yıldız, yıldız. Örnek verilecek cümlelerin sonuna biz iki noktayı koyarız. Ama şuradaki hap bilgiye dikkat edin. Eğer verilen örnek özel isim ise ancak büyük harfle başlar. Ama verilen örnek özel isim değilse nasıl yazacağız? Küçük harfle yazacağız. Örneğe bakalım. Akdeniz'e dökülen akarsulara örnek vereceğim. Şimdi iki noktayı koymuş. Asi Nehri, Aksu Nehri, Göksu Nehri. E sevgili arkadaşlar nehir isimleri ne? Özel isim. Biz ne yapıyoruz? Özel isimleri, özel isimlerin ilk harflerini mutlaka büyük yazıyoruz. Verdiğimiz örnek önemli. İsim soyulu sözcükler şunlardır demiş. Örnek verecek. İki noktayı koymuş. Zamir, spat, zarf, edat, bağlaç demiş. Ey Allah aşkına. Zamir, spat, zarf, özel isim mi? Hayır. Demek ki verdiğimiz örnek özel isimse büyük, özel isim değilse küçük harfle başlıyoruz. Toplantıda herkesinden insan vardı. Çiftçi, esnaf ve memur. E çiftçi özel isim mi? Hayır. İki noktadan sonra vermiş olduğu çiftçi, memur, esnaf. Bunları örnek değil mi örnek? Verilen örneğiniz özel isim değilse küçük başlarsınız. İki noktayı toparlarsak, sevgili gençler. Açıklama yapacaksak %100 büyük harfle başladık. Bir. Doğrudan atımcı millet tırnak içine alınmışsa %100 büyük harfle başlar ettiği iki. Örnek verdiğimiz zaman sadece sıkıntı oluyor. İşte verilen örnek özel isimse büyük değilse küçük başlayacağız. Demek ki iki noktadan sonra %100 büyük harfle başlamıyoruz. %100 büyük harfle başladığımız işaretler nokta, ünlem, soru işareti ve 3 nokta gözüküyor. Sevgili gençler geldik 3 noktaya. Az önce noktadan, iki noktadan bahsettik. Noktadan başladık, noktayla devam edelim. Üç nokta. Bugün üç noktanın temelde üç kullanım alanı olduğunu görmekteyiz. Üç kullanım alanı olduğunu görmekteyiz. Özellikle üç noktayı nerede kullanırız? Eksiltili yani yüklemi olmayan bir cümlenin sonuna mutlaka üç nokta kullanılır. Eğer bir cümlenin yüklemi varsa sonuna ya nokta konulabilir, ya ünlem ya da soru işareti konulabilir. Ama yüklemi yoksa o cümlenin sonuna mutlaka, muhakkak, 3 nokta koyacağız. Başarmayı o kadar çok istiyordu ki anlatamam. Mesela yüklem düşmüş. O zaman buraya ne atacağız? 3 nokta atacağız. Önümüzde sıra sıra yükselen dağlar vardı. Vardı yüklemi düştüğü için bakın yüklem yoksa 3 nokta atıyoruz. Senin söylediklerini bir düşündüm de hak vermedim değil. O zaman yüklem devam edeceği için yüklem olmadığı için cümlenin sonuna 3 nokta koyduk. Unutmayalım ki 3 noktanın en çok kullanım alanı eksiltili cümlelerin yani yükleme olmayan cümlelerin sonuna koyduk. Şimdi geldi ikinci kısma. Eğer bir cümle içinde söylenmek istenmeyen bir söz bu normal bir söz de olabilir. Argo söz de olabilir. Veyahut da sözlerin yerine biz 3 nokta koyarız. Bakın şimdi. Bu olayı bana A anlatmıştı dedik. Aslında burada Aylin, Ayşe, Ali diyebilirdi. Ama o kişi söylemek istemiyor. Sadece ilk harfini vermiş. Arkasına 3 nokta koymuş. Niye? O kişinin ismini söylemek istemiyor oku baban gibi olma demişler atalarımız. Argo bir sözü söylemek istemediğimiz zaman televizyonlarda hatırlarsanız bip 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 diye geçer. İşte bizde ne yaparız yazıda? Üç nokta kullanırız. Yani oku baban gibi ne diyoruz? Eşek olma diyoruz. Argo bir söz olduğu için yerine üç nokta kullanıyoruz. Üç noktanın ikinci kullanım alanında gördük mü gençler gördük. Geldik üçüncü önemli 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 noktaya. Benzer örneklerin devam edeceğini göstermek için kullanırız. Ancak Verilen örnek diyor sayıyla sınırlandırılmışsa cümlenin sonuna 3 nokta değil nokta koyun diyor. Hocam bu ne demek? Bu şu demek. Hani diyoruz ya örneklerimiz devam edecekse zaten arkasına 3 nokta koyarız. Ama son verilen örnekten önce bir V bağlacı varsa ya da verilen örneklerin sayısını başta söylemişse 3 demişse 5 demişse sayıyla sınırlandırılıyorsa o zaman cümlenin sonuna 3 nokta değil nokta koyacağız. Babam Almanya'dan birçok hediye getirdi. İşte o getirdiği şeyleri şimdi bakın örnek verecek. İki noktayı koymuş. Bilgisayar, telefon, fotoğraf makinesi daha başka getirmiş olduğu şeyler de olabilir. İşte birçok dediği için sayıyla sınırlandırmadığından dolayı verilen örnekler devam edecek. Üç nokta koyuyoruz. Başlıca karstik ovalar diyor bakın. Tefenni, kestel, elmalı devam eder bu. Hocam burada niye tefenniye büyük başladık? Ben size az önce ne demiştim? Eğer verilen örneğiniz özel bir isimse büyük harfle başlar. Eğer verilen örneğiniz özel isim değilse küçük başlar. E bir ova ismi mi? Evet. Amik Ovası'nın nasıl ki A'sını ve O'sunu büyük yazıyorsak, t'sini T'sinde büyük yazacağız. Toplantıya her kesimden kişiler katılmış. Polis, işçi, memur, esnaf, öğretmen, öğrenci çoğaltabiliriz. Arkası devam edeceği için bakın ne oldu burası? Üç noktayla devam etmesi gerekiyor. Toplantıya üç kişi katıldı. İşte hap bilgimizi özetleyen örnek burası. Üç kişi sayı vermiş. İki noktayı koymuş. O katılan kişilerin adlarını sayıyor. Bakın Ali, Ozan ve Kerim. Kaç kişi bunlar? Üç kişi. O zaman nokta koyacaksın. Verilen örnek sayıyla sınırlandırılırsa nokta konur. Hatta alttaki örneğe bakalım. Ahmet şu derslerden kalmıştır derken kaldı derslere örnek verecek. Türkçe, Tarih ve Fizik. Arkadaşlar eğer verilen son örnekten önce bir V bağlacı kullanılmışsa o cümleden o cümlede şunu söylemek istiyor. Artık benim vereceğim son örnek bu örnek olacak diyor. Ve fizik diyorsa artık arkası gelmeyecektir. Dolayısıyla da buraya biz 3 nokta değil nokta koyacağız. Sevgili gençler geldik en çok karıştırdığınız ve sevmediğiniz noktalı virgüle. Bugün biz virgülün neyin yerini kullanıyoruz? V bağlacının. Noktalı virgülü ise genellikle ama, fakat, lakin, çünkü gibi bağlaçların yerine kullanıyoruz. Peki virgülün mü kullanım alanı daha fazla, noktalı virgülün mü? Tabii ki virgülün kullanım alanı daha fazla. O zaman noktalı virgül aslında virgülü destekleyen bir kullanım alanı olacaktır. Bir nevi noktalı virgül müdür yardımcısı gibidir. Hocam nasıl ayıracağız? Şöyle bakacağız. Önce şu noktalı virgülün bir kullanım alanlarına bakalım. Diyor ki cümle içinde virgülle ayrılmış. Bakın burası önemli cümle içinde virgülle ayrılmış tür veya hatta takım adlarını ayırmak için diyor. Arada noktalı virgül kullanın diyor. Örneğe bakalım mı? Çiçeklerden gülü, karanfili, nergisi ve papatyayı. Hayvanlardan kediyi, tavşanı severdi diyor. Bakın çiçek isminden hayvan ismine geçiyor. Türler ve takımlar değişiyor. E gülü ve karanfili ve nergisi ve papatyayı diyoruz. Burası çiçek grubu dikkat edin. Burası da hayvan grubu olduğu için işte çiçek grubundan hayvan grubuna geçerken takımlar değiştiği için burada ne atması gerekiyordur? Noktalı virgül atacak. Geldik ikinci örneğe. Reşat Nuri Güntekin'in Acımak, Çalı Kuşu, Hüseyin Rahmi'nin Utanmaz Atlı Adam Atlı romanlarının bu yaz okudum örneğinde. Reşat Nuri Güntekin'den Hüseyin Rahmi Gürpınar'a geçerken bakın ne yaptı arada bir noktalı virgül kullandı. Niye? Acımak ve Çalı Kuşu romanları kime ait? Reşat Nuri'ye. Utanmaz Adam Atlı roman kime ait? Hüseyin Rahmi Gürpınar'a. Türler ve takımlar değişiyorsa araya noktalı virgül atacaksın. Geldik üçüncü ve daha güzel bir örneğe. Erkek çocuklara doğan Tuğrul, Aslan ve Orhan adları verilmiş. Kız çocuklarına ise inci, çiçek, gönül ve yonca atları verilmiş. Bakın biz burada incinin, çiçeğin, gönülün ve yoncanın arasında ne atmak zorundayız? Virgül. Çünkü bunlar eş görevli. Erkeklerde ise Doğan, Tuğrul ve Aslan arasında ne attık? Virgül attık. Niye? Erkek çocuk isimleri. İşte erkek grubundan kız grubuna geçerken bakın ne atmış burada noktalı virgül atmış. Noktalı virgülün en temel kullanım alanlarından bir tanesi bu işte. Diyor ki virgülle ayrılmış, virgülle ayrılmış, tür ve takımları ayırırken diyor arada diyor noktalı virgül kullan diyor. Hocam bu şekil ne? Bu şekil şu. Şu birinci bir mısra olsun, birinci cümle olsun. Bakın burada kaç tane yüklem var? İki tane. Eğer bir cümlenin yüklemi iki tane ise buna sıralı cümle diyeceğiz. İki tanesi ne diyeceğiz? Sıralı cümle diyeceğiz. Burası önemli dikkatli dinleyin. Sıralı cümleleri ayırırken ya arada virgül kullanacağız ya da arada noktalı virgül kullanacağız. Hocam nasıl? Şöyle diyor ki birinci en baştan diyor orta yükleme kadar hiç virgül kullanılmamışsa ya da ikinci cümlenin başından sonuna kadar hiç virgül kullanılmamışsa ve yüklemlerdeki işlemi yapan kişi aynı kişi ise o zaman diyor arada virgül kullanılıyor. Eğer diyor birinci bölümden birinci yükleme kadar arada bir virgül kullanmışsa veya ikinci kısımda arada bir virgül kullanmışsa diyor orta yüklemden sonra diyor noktalı virgül kullanacaksın diyor. Hocam bunu biraz açar mısınız? Şöyle orta yüklemden sonra virgül mü kullanacağız noktalı virgül mü kullanacağız? Buna bakıyoruz. Eğer orta yüklemin önünde veyahut da arkasında virgüller varsa orta yüklemden sonra noktalı virgül kullanınız. Hiçbir virgül yoksa ilk atmamız gereken işaret virgül olduğu için virgül atarız. İşte o maddeye geldik. Kural diyor ki virgülle ayrılmış olan sıralı cümleleri ayırmada kullanılıyor. Bugün biz sıralı cümleleri ayırmada ne kullanıyoruz? Virgül ya da noktalı virgül kullanıyoruz. Ama diyor ki eğer sıralı cümlenizde virgülle ayrılmış olan alanlar ya da bölümler varsa noktalı virgül kullanacaksınız diyor. Bunları biraz hap bilgiyle somutlaştırdım. İsterseniz bakalım. Sıralı cümle ya virgülle ya da noktalı virgülle ayrılır. Bakalım mı? Bakalım gençler sanki içim içimi yiyordu demiş. Bak birinci yüklemimiz. Bağırmak, sataşmak, kavga etmek istiyorum demiş. Kaçıncı yüklem? İkinci yüklem. Örneğe bakarsanız buradan buraya kadar herhangi bir virgül var mı? Yok. Bağırmak ve sataşmak ve kavga etmek istiyorum derken şurada eş görevli ekler var görüyor musunuz? Burada zaten haliyle virgül kullanacağımız için birinci yüklemden sonra neye dönmek zorundayım? noktalı virgüle döneceğim. İşte diyor ya virgülle ayrılmış sıralı cümleleri ayırmada diyor noktalı virgül kullan diyor. Kullandık mı? Kullandık. Sabahtan beri bekliyorum yüklem. Ne gelen var ne giden var. Dikkat ederseniz ne gelen var ne giden var derken ikinci yüklem. Buradan buraya kadar hangi bir virgül kullanmış mı? Hayır. Buradan buraya kadar bir virgül kullanmış mı? Hayır. Ne attık? Noktalı virgül attık. Geldik üçüncü örneğe. At ölür meydan kalır birinci yüklem. Yiğit ölür, şan kalır ikinci yüklem. Hocam burada dört tane yüklemi yok mu? Var gençler bak at ölür ve yiğit ölür. Dikkat edin. Şu kısmı görmeyin. Bu kısmı tamamen görmeyin. At ölür ve meydan kalır. Değil mi? Biz sıralı cümle ayırmada virgül kullanıyoruz. Burası B olsun. Yiğit ölür ve şan kalır. Burada yine virgül atmışız. Dikkat ederseniz. Ama at grubundan ne grubuna geçiyor? Yiğit grubuna geçiyor. Takımlar ve türler değişiyorsa. Aynı zamanda virgülle ayrılmış bölümler var ise o zaman orta yüklemden sonra ne atacağız? Noktalı virgül atacağız. Sevgili gençler noktalı virgülün bir başka kullanım alanına daha geldik. Zaten noktalı virgülün kullanım alanını 5 madde ile Ne yaptık? Önce tür ve takımları ayırmada kullandık. 2. Virgülle ayrılmış sıralı cümleleri ayırmada kullandık. Şimdi geldik daha önemli bir yıldızlı bir maddeye sıralı bağımsız cümleli ayırmada noktalı virgül kullanın diyor. Hocam bu ne demek? Yani iki tane yüklemi olacak doğru ancak cümle birbirinden bağımsız olacak. Bağımsız dediğimiz yani herhangi bir üyesi olmayacak. Örneğe bakın şimdi. Hava çok soğuktu birinci yüklem. Ferit ve Aslı soğuktan titriyordu. Titriyordu ikinci yüklem. Soğuk olan ne? Hava. Titreyen kim? Ferit ve Aslı. Dikkat ederseniz bu cümlelerin özneleri ve yüklemleri birbirinden farklı. Ve bu cümlede iki tane yüklem olduğu için bu cümleye sıralı cümle adını vereceğiz. Bu bir. Ama sıralı bağımsız cümle diyeceğiz. İşte cümlemiz sıralı bağımsız sarıda ne atmalıyız? Noktalı virgül atacağız. Geldik ikinci örneğe. Gece saat 23'te eve ulaştım cümlesinin yüklemi burası. Evin bütün ışıkları yanıyordu ikinci yüklemimiz. Peki ulaşan kim? Ben. Yanan ne? Evin bütün ışıkları. İki tane yüklemimiz var. Sıralı cümle olduğu aşikar ama cümlenin yüklemleri birbirinden bağımsız olduğu için bu cümle sıralı bağımsız bir cümle olduğu için arada ne atacağız? Noktalı virgül atacağız. Ferit hiçbir şeyi istemiyordu cümlesinin yüklemine çizdik. İstemeyen kim? Ferit. Kalbinde sadece sevgi vardı. Var olan ne? Sevgi. İki tane yüklemim var ama cümleler birbirinden bağımsız ne atıyorum? Noktalı virgül atıyorum. İşte noktalı virgülün önemli kullanım alanlarından bir tanesi de sevgili gençler üçüncü maddeydi. Geldik dördüncü maddeye. Eminim birçoğunuz bu maddeyi bilmiyorsunuz. Burada burada söylemiş olalım. Olumlu bir cümleden olumsuz bir cümleye geçilirken arada diyor noktalı virgül kullan diyor. Hocam nasıl? Şöyle. Bu yıl sınava çok iyi hazırlandı. Artı olumlu bir yüklem. Sınav sonuçları beklediği gibi gelmedi. Olumsuz bir yüklem. İşte olumlu yargıdan olumsuz yargıya geçerken noktalı virgül kullanacağız. Aslı'yı çok seviyordu yüklem. Olumlu yüklem aslıysa onu değil başka birini seviyordu. Dikkat ederseniz yargılar birbirinden bağımsız ve aynı zamanda olumludan olumsuza geçmiş. Alın yine noktalı virgül kullandık. Demek ki sıralı bağımsız cümleleri ayırırken noktalı virgül. Olumlu yargıdan olumsuz yargıya geçerken ne atacağız? Noktalı virgül atacağız. Ve geldik noktalı virgülün son önemli maddesine. Sevgili gençler. Bugün biz özneden sonra genellikle hangi işaret atıyoruz virgül? Ama diyoruz ki eğer özneyi biz diğer ögelerden ayırmak için noktalı virgül kullanalım. Neden? Çünkü normalde öznemiz tek olduğumuz zaman arkasına virgül atabiliyoruz. Ama öznemizi diğer ögelerden ayırmak, anlatım bozukluğunu gidermek, karışıklığı gidermek için özneyi bir nevi koruma altına almak için noktalı virgüle döneriz. Bakın örneğe. İbrahim, Hatice, Ozan ve Ali'yi çok seviyor örneğinde. Eğer ben buraya noktalı virgül atmasaydım, buraya virgül atsaydım. İbrahim, Hatice, Ozan ve Ali'yi çok seviyor. Burada kimin kimi sevmediği, sevdiği belli olmuyor. Seven kim şimdi bakın İbrahim. Öznemizi yazdık. Peki İbrahim kimi seviyor? Hatice, Ozan ve Ali'yi seviyor. Burası da nesne. İşte özneyi nesneden ya da diğer ögelerden ayırmak için ne attım? Özneden sonra noktalı virgül kullandım. Geldik üçüncü örneğe. Şurada noktalı virgülü görmeyin. Burada da görmeyin ve bakalım isterseniz. Kimya, fizik, tarihi biyolojiden daha zordur. Acaba kimya ve fizik tarihi biyolojiden mi zor? Yoksa kimya fizik, tarih ve biyolojiden mi zor? Bunu bilmiyoruz. İşte zor olan nedir diye sorduğumuz zaman kimya zordur. Buraya noktalı virgül attık. Öz ne oldu? Peki kimya kimden zor? Fizik, tarih ve biyolojiden. Burası da dolayı tümleç. Öznemizi diğer virgülerden ayırarak anlatım bozukluğunu gidermek için virgül yerine özden sonra ne yapabiliriz? Noktalı virgül kullanabilirmişiz. Hocam demek ki özden sonra her zaman yüzde yüz virgül kullanacak diye bir kaydı yokmuş. Evet gençler. Özden sonra noktalı virgülde kullanabiliriz. Ama bu madde geçerliyse. Şimdi geldik önemli bir hap bilgiye. Bugün noktalı virgül. Az önce söyledim. Ama fakat lakin çünkü gibi bağlaçların yerine gelirken. Virgül daha çok neyin yerine geliyor? V bağlacının yerine gelmiş oluyor. Bugün virgülün kullanım alanı daha çok. Noktalı virgülün kullanım alanı daha azdır. Sevgili gençler. Noktalı virgülle ilgili 5 tane madde söyledim. Bir daha hatırlayalım. 1- Tür ve takımları ayırmada kullandık. Tür ve takımları. 2. Sıralı cümleleri ayırmada kullandık. 3. Sıralı bağımsız cümleleri ayırmada kullandık. 4. Olumlu yargıdan olumsuz yargıya geçerken kullandık. 5. Özneyi diğer ögelerden ayırmak için kullandık. Sevgili gençler, geldik virgül işaretine. Virgülün bugün 13 kullanım alanı var. 4'te kullanım alanının olmadığı yerden bahsedeceğiz. İsterseniz hemen virgülle ilgili maddelerimize başlayalım. Hocam virgülü nerede kullanıyoruz? Bir, Virgülü eş görevli sözcük veya atıtsız öbeklerin arasına kullanıyoruz. Mesela o gün caddelerde, sokaklarda, evlerde bayram havası vardı. Dikkat ederseniz ekleri zaten aynı. Ve biz virgülü genellikle ve bağlacının yerine getirmiyoruz, getiriyoruz. O gün caddelerde ve sokaklarda ve evlerde bayram havası vardı derken eş görevli olan cadde, sokak ve ev arasına ne attık? Virgül attık. Hatice çalışkan, başarılı ve terbiyeli bir kızdır. Nasıl bir kızdır? Çalışkan, başarılı, terbiyeli. Spat diye bildiğimiz öbekleri birleştirirken arada bakın ne attık? Virgül attık. Roman, şiir, deneme ve anı türlerinde yazmıştır dediğimiz zaman hangi türlerde yazdığımızı öbek öbek yazdık ve aralarını ne attık? Virgül attık. İşte iş güne bir sözcük ve sözü bekleyen aramada arasında virgül kullanıyoruz. Virgülün en önemli kullanım alanı birinci maddedir. Geldik ikinci maddeye sıralı cümleleri ayırmada kullanılır. Hocam sıralı cümleleri ayırmada biz az önce noktalı virgül kullanmadık mı? Kullandık. Sıralı cümle diye bildiğimiz en az iki yüklemi olan cümleyi ayırırken ya virgül atacağız iki yüklem arasına ya da noktalı virgül atacağız. Bakın olay yerine gittik yüklem. Gerekli verileri toplayıp döndük ikinci yüklem. Giden kim biz? Dönen kim biz? Bu bir sıralı cümledir ve bu sıralı cümlenin ikisinde de yüklemler aynı olduğu için yapan kişi aynı olduğu için Buraya ne attık? Virgül attık. Odasına girdi yüklem. Çantasını ve gözlüğünü ve hırkasını aldı diyor. İkinci yüklem de burası. Sıralı cümleler ayırmada virgül ve noktalı virgül kullanıyorduk ya. Bir maddemiz vardı. Sıralı cümlelerde diyor virgülle ayrılan bölümler yoksa virgül atın. Eğer diyor virgülle ayrılmış kısımlar varsa araya noktalı virgül atın diyor. Bundan dolayı biz ilk yüklemin arkasına ne attık? Noktalı virgül attık. Geldik üçüncü örneğe. Zorluklara göğüs gerdi. Göğüs germek yüklem. Her şeyi tek başına halletti ikinci yüklem. Peki geren kim o? Halleden kim o? Aynı kişiler. Bu cümle sıralı bağımlı bir cümle. Yani öyesi ortak. Peki buradan buraya kadar herhangi bir virgül var mı? Yok. İkinci kısımda bir virgül var mı? Yok. Virgülle ayrılmamış sıralı cümlelerin arasına virgül atarız. Virgülle ayrılmış sıralı cümlelerin arasına ise noktalı virgül atarız. Bu ikinci kullanım alanıydı. Geldik üçüncü maddeye. Sevgili gençler, bugün resmi yazılarda veyahut da mektuplarda hitap sözcüklerimiz var bizim. İşte o hitap sözcüklerinden sonra ne atacağız? Virgül atacağız. Mesela bugün belki mektup yazmıyoruz ama sevgili anneciğim derken bak ne attık virgül attık. Biricik eşim derken, canım babacığım derken bakın ne atıyoruz? Virgül atıyoruz. İşte bu sevgili anneciğim, değerli kardeşim, biricik eşim gibi kullanımlar aslında mektupların başlıklarıdır. Biz başlığı yazdıktan sonra alta geçerken ne atacağız? Virgül atacağız. Geldik dördüncü kullanım alanına. Tırnak içine alınmamış. Bak burası önemli. Tırnak içine alınmamış. Doğrudan anlatım cümlelerinin sonuna diyor virgül koy diyor. Hocam doğrudan anlatım cümlesi ne demek? Bugün başkasına ait olan bir sözü olduğu gibi aktarırsak doğrudan anlatım cümlesi olur bu bir. Doğrudan anlatım cümleleri tırnak içinde verilebilir. Doğrudan anlatım cümleleri tırnak içinde verilmeyebilir eğer diyor doğrudan anlatım cümlesi tırnak içine alınmamışsa o zaman dedi, diyor, der ve demişten önce yüzde yüz virgül atmak zorundasın diyor. Hocam virgül atmazsam eksikliği olur mu? Tabii ki olur gençler. Doğrudan anlatım cümleleri eğer tırnak içine alınmamışsa yüklemden önce mutlaka virgül kullanmak zorundasınız. Demek ki virgülün bir kullanım alanı da burasıymış. Geldik önemli bir hap bilgiye. Cümle tırnak içine alınırsa cümle tırnak içerisinde alınırsa cümlenin sonuna virgül konulmaz. Ne konulur? Ya nokta konulur. Ya soru işareti veya hatta ünlem işareti atılır. Yani şöyle bir cümle düşünün. Bu cümlenin sonuna eğer normal bir cümle ise nokta. Eğer bir soru cümlesi ise soru işareti. Eğer bir duyguyu anlatan cümle ise ünlem işareti koyacağız. Ama eğer bu doğrudan anlatım cümlesi tırnak içine alınmamışsa bak gördüğünüz gibi ne attım? Yüklemin hemen önüne virgül attım. Geldik virgülün beşinci kullanım alanına. Bugün virgülü biz aynı zamanda ara söz ve ara cümlelerin başında ve sonunda kullanıyoruz. Örneğin Yahya Kemal'in bir şiirini ezberi biliriz derken o şiiri göstermek için bakın sessiz gemi şiirinin hem solunda hem de sağında ne attık? Virgül attık. Bu arada biz ara sözleri ve ara cümleleri gösterirken ara sözlerin veyahut ara cümlelerin sağında solunda ya virgül atabiliriz veyahut da tire diyebildiğimiz kısa çizgide atabiliriz. İkinci örnek bunun bir yansıması. Karadeniz'e o yeşillik cennetine bu yıl gideriz örneğinde. Dikkat ederseniz nereye gideriz? Karadeniz'e. Nereye gideriz? O yeşillik cennetine. Burada Karadeniz'in bir açıklaması yapılmış. İsterseniz buraya virgül atabilirsiniz. isterseniz buraya tire atabilirsiniz. Çünkü ara sözlerin sağında bir solunda ne atabiliriz? Virgül ya da tire atabiliyoruz. Buralarda az önce söylemiştim yazlar sıcaktır cümlesinde. Orijinal cümle nedir? Buralarda yazlar sıcaktır. Burada bir ara cümle kullanmış. İşte biz ara cümlelerin veyahut da ara sözlerin sağında veyahut da solunda ya virgül atacağız ya da tire atacağız. Sevgili gençler, şimdi gelelim virgülün altıncı kullanım alanına. Bugün özneyi göstermek için virgül kullanıyoruz ama kafamıza göre her özneden sonra virgül kullanmaz. Mesela Ali bugün gelmedi örneğinde Ali'den sonra niye virgül kullanıyoruz ki? Ali bugün gelmedi örneğinde Ali'den sonra niye virgül kullanıyoruz? Adam bana kuralda her özden sonra virgül kullanacaksın demiyor. Yüklemden uzak olmuş, uzak düşmüş olan özneyi göstermek için virgül atlıyor. Mesela ihtiyar adam elinde bir kürekle siyah bir köpeği sahil boyunca kovalamaya başladı cümlesinin yüklemini başladı. Kovalamaya başlayan kim? İhtiyar adam. Peki burası bir özne mi özne? Özne ile yüklem arasında epey uzaklık varsa ne yaparız? Özneden sonra virgül kullanırız. Gelelim yedinci maddemize. Sevgili gençler, cümlede sadece özne diyebildiğimiz ögeden sonra virgül kullanılmaz. Eğer ben bir cümlede vurgulamak istediğim başka bir öge varsa ondan sonra virgül kullanabilirim. Hocam nasıl? Şöyle. Türkan dün beni baloya davet etti cümlesinin yüklemi davet etti. Nereye? Baloya. Kimi? Beni. Kim? Türkan. Ne zaman? Dün. Cümlenin öğelerini yazdık. Normalde Türkan kelimesi diyebildiğimiz Özlü'den sonra virgül atılması gerekirken dün diyebildiğimiz zaman zarfından sonra bakın ne yapmış virgül atmış. Niye? Adam bu cümlede dün kelimesini yani zaman kelimesini vurgulamak istediği için virgülü buraya atabilir. Herhangi bir yanlışlık yoktur. Canımı bu ülke için seve seve feda fida ederim yüklemini yazdık. Feda ederim derken kim ben? Neyi? Canımı. Nesnenin bakın arkasına ne attım? Virgül attım. Niye? Çünkü ben bu nesneyi vurgulamak istiyorum. İşte bir ögeyi vurgulamanın bir yolu da o ögeden sonra virgül atmakmış. Bunu da burada belirtelim. Geldik 8. ve önemli bir maddeye. Bugün anlatım bozukluğunu diyebildiğimiz konuya geldiğimiz zaman da göreceksiniz. Bazen anlam karışıklığı meydana geliyor. Özellikle de virgülü kullanmadığımız zaman anlatım bozukluğu meydana geliyor. Örneğin, o arabaya binmek istemiyordu cümlesinde virgülü kaldıralım. Şimdi ne oldu cümle? O arabaya binmek istemiyor. Yani o işaret etmiş olduğu arabaya binmek istemiyor. Ama buraya virgül atarsak Ali arabaya binmek istemiyordu. Demek ki buradaki anlam bozukluğunu, anlatım bozukluğunu gidermek için oraya virgül atmam lazım. Kadın doktora tedavi olmak için gitmişti cümlesinde. Sevgili gençler. Virgülü buraya atarsak bir bayan doktora tedavi olmak için gitmiş. Anlamı çıkar. Eğer ben buradan virgülü kaldırırsam acaba bir kadın doktora tedavi olmak için mi gitmiş? Yoksa bir adam ya da başka birisi Kadın doktora mı tedavi olmak için gitmiş? İşte bu anlatım bozukluğunu gidermek için orada kadınla doktor arasına bir attık. İstersek şuraya da atabiliriz. Kadın doktora tedavi olmak için gitmişti. Virgülü buraya atarsak herhangi bir adam kadın doktora tedavi olmak için gitmişti anlamı çıkacaktır. Sevgili gençler virgülün kullanım alanlarına devam ediyoruz. Dokuzuncu kullanım alanı. Bugün onayla atma red veyahut teşvik bildiren. Evet, hayır, peki, yok, Tamam gibi sözlerden sonra ne atarız virgül atarız. Bakın şimdi. Evet bu yoldan daha önce de gitmiştik örneğinde. Burada evet kelimesi bir nevi onaylatma anlamı taşıyor. Dolayısıyla biz evetten sonra ne atacağız virgül atacağız. Ama şöyle olsaydı. Mesela beni seviyor musun diye sordum. O kişi de bana cevap verdi. Sadece evet dedi. Sadece evet demişse sonuna nokta koyacağız. Ama biz evet, hayır, peki, yok gibi kelimelerden sonra cümlemize küçük harfle devam edecek isek evetin ve hayır'ın arkasına ne atmak zorundayız? Virgül atacağız. İkinci örnek bunun bir yansıması değil mi? Bakalım. Hayır bundan sonra asla sana güvenmem örneğinde. Hayır bir cevaptır. Ve bu cevaptan sonra bakın B küçük harfle başlamış. O zaman burası ne olmak zorunda? Virgül olmak zorundaymış. Bugün evet, hayır, peki, yok gibi kelimelerden sonra ya nokta kullanabilirsiniz cevabınızın devamı gelmeyecekse veyahut da evet deyip cümleye devam edecekseniz ne atacaksınız? virgül atacaksınız. Geldik 10. kullanım alanına. Gençler, ünlem işareti cümlenin sonuna konulduğunda ünlemden sonra kullanılır. Mesela, Eyvah suyu kapatmayı unutmuşum cümlesinde ünlem olan kelime hangisi? Eyvah kelimesi. Ama ben bu kelimenin ünlem olan işaretini getirip cümlenin en sonuna koymuşum. Eğer ünlem işaretini en sona koymuşsak buraya ne atacağız? Virgül atacağız. Şöyle olsaydı, Eyvah! ünlemimizi koyduk. Ünlemden sonra büyük harfle başlayacağız zaten kesin olaraktan. O zaman suyun sesini nasıl başlardık? Büyük başlardık ve cümlenin de sonuna nokta koyardık. Şunu diyor. Eğer diyor senin ünlem işaretin diyor cümlenin sonuna konulduğunda diyor ünlemden sonra kullan diyor. Mesela ünlem olan kelime burası değil mi? Evet. Eğer ünlem olan kelime burasıysa arkaya ünlem koymamışsa ünlemi götür diyor en sona koy diyor. Yaşasın bir ünlem virgül atmış ünlemi bunun ünlemini bakın nereye aldı? Sona almış oldu. Geldik 11. maddeye. Cümle içerisinde tekrarlanan söz veya hatta sözcüklerin arasına virgül atarız. Ahmet Aşim ne diyordu? Akşam yine akşam yine akşam. Bu dem göllerde bir kamış olsam. Bakın biz akşam kelimesini kaç kere tekrarladık? Üç kere. Bunlar tekrarlanan kelimeler olduğu için araya ne atacağız? Virgül atacağız. Şimdi gelelim virgülün 12. kullanım alanına. Sayılara gelen küsuratlar var arkadaşlar. Bugün sayılara getirdiğimiz küsuratlar var. İşte o küsuratları ayırmadı biz virgül kullanacağız. Yani sayılardaki ondalıklı bölümleri ayırmak için kullanacağız. Hocam bu ne demek? Bu şu demek. Mesela diyelim ki 1 kilo elma aldınız. 10.4 kilo elma diyemezsiniz. Bu yanlış olur. Çünkü buradaki 4 onun küsuratı olduğu için küsuratları gösterirken arada ne atıyoruz? Virgül atıyoruz. 15, 17,5 kilogram diyor. Bakın burada ne atması lazım? Virgül atması lazım. Eğer bu malı böyle yazmışsa gençler. Bu malı böyle yazarsa nokta koyarsa bu yanlış oluyor. Küsuratı ayırmada ne atıyormuşuz? Virgül. Geldik 13. maddeye. Hitap ya da seslenme diye bildiğimiz sözcüklerden sonra da virgül atıyoruz. Mesela gençler haftaya yine burada buluşacağız örneğinde. Burada gençler bir hitaptır. Hitapların akısını ne atarız? Virgül, virgül atarız. Ordular İlk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Ordular burada bir hitaptır. Arkadaş yurduna alçakları uğratma sakın derken bakın ne diyoruz? Oradaki arkadaşlar kelimesi bir hitap olduğu için hitapların arkasına virgül atıyoruz. Sevgili arkadaşlar 13 maddede virgülün kullanım alanlarını gördük. Şimdi isterseniz virgülün kullanılmadığı virgül kullandığımızda yanlış olacak olan 4 maddeye gidelim. Arkadaşlar dört önemli hap bilgiyle devam edelim. Şimdi virgülün kullanılmadığı yerlere geldik. Hocam virgül nerede kullanılmaz? Birinci maddeyi okuyalım. Metin içinde ve veya ya da yahut da ve ki bağlaçlarından önce. Bu bağlaçlardan önce veya da sonra asla virgül kullanmıyoruz. Mesela kileyi bağrıma bastım gel de gör. Dikkat ederseniz burada bir deyda bağlacımız var. Zaten bu bağlaçlar V bağlacının yerine geldiği için ya da virgülün yerine geldiği için bu arkaya virgül atmanın bir mantığı var mı? Yok. Ne diyordu şiirde? Bağladım nefsimi zincir yulara, gönlümü duvara astım geldi gör. Rahatı huzuru attım kenara, çileyi bağırma bastım geldi gör. Abdurrahim Karakoç. Şimdi gelelim en büyük atalarınızdan bir tanesine. Yahu ben V bağlacının arkasına niye virgül atıyorum atamam. D'de bağlacının arkasına virgül atamazsınız. Aynı zamanda ki bağlacının da arkasına virgül atılmaz. Bak şimdi. Unutma ki her seven atsız bir kahramandır. Unutma ki insan sebebildiği kadar insandır. Ben bu ki bağlacını buradan çıkarsaydım. Buraya zaten ne atardım? Virgül atardım. Dolayısıyla da buradaki ki bağlacından sonra virgül görürseniz direkt noktalama yanlışlığı diyeceksiniz. Demek ki bağlaçların önünde ve arkasında virgül kullanmıyoruz. Geldik ikinci maddeye. Diyor ki metin içinde tekrarlanan ikiz bağlaçlardan önce de sonra da virgül kullanmayın diyor. Hocam ikiz bağlaç ne demek? Hem hem, ya ya, ne ne, ister ister gibi bağlaçlar. Ne hasta bekler sabahı, ne ölü taze bir mezar, ne şeytan bir günahı seni beklediğim kadar diyordu. İşte bakın burada ne ne bağlaçlarımız zaten burada bağlaç görevi görüyor. Sakın bu ne'den önce virgül atmayın. Yanlıştır bu. Bu konuda hem seni hem de beni suçluyordu örneği yanlıştır. Bakın niye? Zaten hem hem bağlacımız varsa burada virgül atamazsınız. Bu yanlış. Eksi attım. Gerek ailesini gerekse arkadaşlarını üzüyordu örneğinde. Üzüyordu örneğinde. Gerek gerek ikiz bağlaçlarımız var. Bakın görüyor musunuz? Şurada virgül görürseniz direkt yanlış diyeceksiniz. Ne öğrendik? Virgülün kullanılmadığı iki tane temel cümleyi öğrendik. Bağlaçların önünde ve arkasında virgül kullanmadık. İkiz bağlaçların da önünde ve arkasında gün kullanmayacağız. Şimdi gelelim üçüncü ve daha önemli bir maddeye. Sevgili gençler. Bugün sase şart ekinden sonra normalde virgül konulmaz. Ancak birden çok sase ekimiz varsa konulabilir. Örneğin. Bahar gelirse tekrar oralara döneceğiz cümlesinde. Seysa şart ekimiz nerede? Bakın burada. Değil mi? Şart. Biz burada virgül kullanırsak bunu yanlış olacaktır. Kullanamazsınız. Ama diyor ki bir cümlede birden fazla seysa varsa bak. Tekrar yaparsa. Test çözerse. Şuraya bir yazamaz mıyız? Yazarız. Tekrar yaparsa ve test çözerse konuyu anlar. E görüyorsunuz burada ilk ssa'dan sonra virgül kullanmış. Kullanabilir. Çünkü burada ssa'nın sayısı kaç tane? İki tane. Birden çok ssa varsa virgül atarsınız. Ama son ssa'dan sonra virgül atılmaz. Geldik dördüncü maddeye. Metin içinde zarf bilikleriyle oluşturulmuş kelimelerden sonra virgül konulmaz diyor. Aslında bu doğru ve yanlış bir cümledir. Niye? Zarf iğneki diye bildiğimiz ıp, ince, arak, dıkça dıkça gibi eklerden sonra tabii ki zarf kullanmaz kullanılmaz. Ama aynı üçüncü maddede olduğu gibi birden fazla zarf iliki, aynı zarf iğneki tekrarlanmışsa atarsınız. Yani zarf sonra yüzde yüz virgül kullanmayacağız diye bir kaide yoktur. Örnek bir. Daha güneş doğarken yola çıkmışlar örneğinde bakın ken zarf iliki. Bir tane zarf var buraya virgül atılmaz. Yanlış. Bu olayı araştırıp Şuraya bir tane bir bir kelime daha yazalım. İnceleyip, soruşturup deseydi. Birden fazla aynı ikten varsa tabii ki buraya virgül atarsınız. Ama sadece bir tane zarf iyilik kullanmışsa buraya virgül atamazsınız. Geldik önemli ve son bir maddeye daha. Bugün bağlaçlardan önce ve sonra virgül kullanmadık. İkiz bağlaçlardan önce ve sonra kullanmadık. Sesa şart ekinden sonra kullanmıyoruz. Zarf iyiliklerinden sonra kullanmadık. Bir de tamlamaların ve ikilemelerin de arasına virgül atmıyoruz. İstanbul'un muhteşem tarihi bizi büyüledi örneğinde. Burası bir tamlayan eki. Evet. Burada virgülü niye kullanıyoruz ki? Kullanılmaz. Hocam hiç mi kullanılmaz. Şöyle kullanılır. İstanbul'un, Ankara'nın ve İzmir'in deseydim o zaman virgül atarsınız. Ama tek bir tane tamlayan ekimiz varsa atılmaz. Çocuğun yüreği korkudan küt küt atıyordu. Çıkmış sınav sorusu. İkilimeleri kesinlikle ayrı yazıyorsunuz. İkilemelerin arasında herhangi bir işaret atamazsınız. Bu da yanlış bir kullanımdır. Sevgili gençler geldik soru işaretini. Bugün soru bildiren söz veyahut da cümlelerin sonuna yani gerçek soru cümlelerinin sonuna soru işareti atıyoruz. Örneğin geçen haftaki toplantıya neden katılmadınız cümlesi bir gerçek soru cümlesidir. Çünkü cevap gerektiren cümleleri biz gerçek soru cümleleri adını veriyoruz ve bunların da sonuna soru işareti atıyoruz. Verdiğim ödevleri hemen yaptınız mı derken aslında ne, ne bekliyor? Cevap bekliyor. Cevap bekliyorsa bu cümlelerin sonuna soru işareti koyacağız. Şuradaki hap bilgiyle devam edelim. Yalnız soruyu sorup cevabı kendisi veriyorsa cümlenin sonuna nokta konur. Arkadaşlar buna yıldız atın. Bakın niye? Eğer zaten cümle bir soru cümlesi olsaydı biz o cümlenin sonuna soru işaretimizi koyardık. Ama soruyu sorup cevabı kendisi veriyorsa o cümlenin sonuna nokta konur. Bak şimdi. Ozan bugün nereye gitmiş? Normalde buraya kadar bir soru cümlesi. Bilmiyoruz derken aslında bakın ne yapmış? Cevabı kendisi vermiş. Cevabı verdiği için şuraya virgül atacağız, en sonunda da nokta koyacağız. Anlamıyorum. Neden bunları söylemiyorsunuz cümlesinin şu kısmını görmeyelim. Neden bunları söylemiyorsunuz diye bir cümle olsaydı zaten soru işaretiydi. Ama cevabını başta söylemiş. Anlamıyorum demek bir cevaptır. İşte soruyu sorup cevabını başta veya hatta sonda söylediğiniz zaman olsa bile oraya virgülü atıp cümlenin de sonuna nokta koyuyorsunuz. Geldik üçüncü örneğe. Öğrenemediğim bir cevaptır. Neden hastaymış acaba ise bir sorudur. Ama sorunun cevabını başta verdiği için bu cümlenin sonunu ne atacağız? Nokta atacağız. Burası çok ama çok önemliydi gençler. Gelelim gerçek soru cümlelerinin sonuna soru işaretini koyduk. İkinci maddeye sözde soru cümlelerinin de sonuna soru işareti koyacaksınız. Hocam gerçek soru cevap verilen sorulardı. Sözde soru nedir? Yani cevap gerektirmeyen kişinin kendi kendine sormuş olduğu soruları biz sözde soru cümleleri adını veriyoruz. Sözde soru cümlelerinde genellikle bir onaylatma aynı zamanda kabullendirme anlamlarının verildiğini söyleyelim. Örnek bir. Benden iyi kiracı mı bulacaksınız derken aslında soru sormuyor. Bu bir sözde soru cümlesidir. Yani cevap gerektirmeyen bir cümledir. İçerisinde mi sorudatı olmasına rağmen ve aynı zamanda cevap gerektirmeyen bir cümle olmasına rağmen sonuna soru şartı koyacağız. Gerçek soru cümlesiyle sözde soru cümlelerinin sonuna soru şartı konur. Ben sana hiç kızabilir miyim örneğinde aslında kızmam demek istiyor. Sonra ne attık soru işareti? Kızım insan kocasına hiç böyle yapar mı örneğinde? Baba ne diyor aslında kızına? Yani kocana iyi davran diyor. Bir nevi onu onaylatmaya çalışıyor. Bir soru cümlesi değildir. Bir sözde soru cümlesidir. Sonuna ne attık? Soru işaretini atmış olduk. Hocam demek ki biz gerçek soru cümleleriyle sözde soru cümlelerinin sonuna soru işareti koyacağız. Aradaki fark ne? Gerçek soru cümlelerinde bir cevap bekliyoruz. Cevap vermesi lazım. Ama sözde soru cümlelerinin amacı soru sormak değil. Bir düşünceyi onaylatmak bir düşünceyi kabullendirmek anlamı taşıyan cümleleri biz sözde soru cümleleri diyoruz. Gelelim üçüncü kullanım alanına. Kendi kendimize sorduğumuz cümlelerin de sonuna soru işareti koyacağız. Mesela neden geldim Gaziantep'e derken bakın neden bir soru mudur? Evet kendi kendimize sorduğumuz bir soru sonuna soru işareti attık. Benim mi Allah'ım bu çizgiliyiz? Ya gözler altındaki mor halkalar neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. İşte bakın benim mi Allah'ım bu çizgili izlerken yazar o yüzün kendisine ait olduğunu bilmiyor mu biliyor. Kendi kendisine sormuş olduğu soruların da soru cümlelerinin de sonuna yine soru işareti atacağız. Geldik dördüncü maddeye. Verilen bilginin kesin olmadığını göstermek için parantez içerisinde soru işareti kullanılır. Hocam bu ne demek? Yani verilen bilgi eğer kesinlik taşımıyorsa, o bilgi şüpheliyse Parantezi açacağız içerisine soru işareti koyacağız. Karaca olan 17. yüzyılda Anadolu'da yaşamış bir ozanımızdır diyor ya. Bakın niye burada biz soru işareti kullandık? Çünkü Karaca olanın 17. yüzyılda yaşamadığı kesin olmadığı için şüpheli olduğu için oraya bir soru işaretini koyduk. Evliya Çelebi Mısır'da hayatını kaybetmiştir örneğine bakar mısınız? Burada Mısır'da ölüp ölmediğini hayatını kaybedip etmediğini tam olarak tam bilmediğimiz için Mısır'dan sonra ne attık? Soru işareti gördük. Cümle içerisinde, ayrı içerisinde bir soru işareti varsa bilin ki orada o bilginin kesin olmadığını göstermek için kullanmışlar. Devam edelim. Geldik 5. maddeye. Bilinmeyen bir yer ya da tarih ve benzeri durumlar için yine parantez içerisinde soru işareti kullanılır. 4. madde ile 5. madde birbirini destekleyen maddeler. Yunus Emre 1320 kişinin en ünlü şairlerinden biridir demiş. Bakın biz burada Yunus Emre'nin ölüm tarihini söyledik ama doğum tarihini bilmediğimiz için Orayı soru işaretiyle geçiştirmiş olduk. Burada kullanıyoruz. Yine doğum yeri nedir diye sormuş. Cevap yoksa bilinmiyorsa bakın orada ne yaptık? Soru işaretini kullanmış olduk. Gelelim 6. maddeye. Sevgili gençler. Bir cümlede birden çok soru sözcüğü varsa Veyahut da mi soru varsa Soru işareti en sona konulur. Bir cümlede birden çok soru sözcüğü Veyahut da mi soru varsa Soru işaretini en sona koyacağız. Örnek bir. Kimliğin yanında mı soru Bizimki bizimkisi evde kalmış diyor. Bakın mi soru datımız burada olmasına rağmen soru şartını nereye koyduk? En sona koyduk. Devam ediyorum. Buralara nereden, kiminle ve nasıl geldiğiniz örneklerinde soru sözcüğümüz, soru sözcüğümüz, soru sözcüğümüz. Kural değil ki bir cümlede birden fazla soru kelimen varsa git soru şartını en sona koy der. Bu madde o madde işte. Böylece soru işaretinin kullanım alanını 6 maddede tamamlamış olduk. Yalnız soru işareti ile ilgili söylemem gereken önemli bir hap bilgi daha var. Mi soru datı eğer cümleye ince ince anlamı katıyorsa o cümlenin sonundan soru işareti değil nokta konur. Soru işaretinden sonraki cümleler büyük harfle başlar. Bakın nokta, ünlem, soru işareti ve 3 noktadan sonra büyük harfle başlanır. Noktalı virgülden sonra asla yüzde yüz büyük harfle başlar diyemezsiniz. Büyük de olabilir, küçük de olabilir. İki noktadan sonra büyük de devam edebilir, küçük de devam edebilir. Ama verilen işaretlerimiz nokta, ünlem, soru işareti veya da üç nokta ise onlardan sonra nasıl başlayacağız? Büyük başlayacağız. Şimdi örneğimize girelim. Maç bitti mi size telefon açacağız örneğinde. Maç bitti midir ki yani maç bitince demek istiyorum. Bir zaman anlamı katmış. Burada mi soru yatımız olmasına rağmen Cümleye sadece zaman anlamı kattığı için, soru anlamı katmadığı için sonuna nokta koyacağız. İkinci örneğe gelelim. Sen geldin mi biz çıkarız. Yani sen geldiğin zaman demek istiyor. Yine sonuna ne attık? Nokta atmış olduk. Sevgili gençler geldik ünlem işaretine. Ünlem işaretinin bugün 3 önemli kullanım alanı var. Onlardan bahsederekten burayı tamamlayalım. 1- Bugün şaşırma, sevinç, acıma, korku, heyecan, ürperme, hitap emir veyahut alay gibi anlamlar taşıyan cümle ya da sözcüklerden sonra biz ünlem işareti kullanırız. Örneğin ne mutlu Türk'üm diye derken bir nedir bu? Aslında bir seslenmedir, bir hitaptır. Ne yaptık? Ünlem kullandık. E sen de çok oluyorsun artık. Burada bir bıkma, usanma, sitem anlamı var ve sonunda ne attık? Ünlem atmış olduk. Of burada oturmaktan sıkıldım. Dikkat ederseniz şurada bizim ünlem olan kavramımız burasıyken virgülü attık. Ünlemi en sona koyduk. Of kelimesi bir ünlemdir. Unutmayalım ki ünlemden sonra gelen cümle ya da söz büyük harfle başlar. Eğer büyük harfle başlamazsa ünlemi buraya koyuyoruz. En sonunda da noktayı koyduk. Ey Türk gençliği derken bir seslenme değil mi? Evet. E seslenmelerde mi hitaplardan sonra virgülümüzü atıp ünlemi en sona atıyoruz. Bu kullanım da doğru. Eyvah evimize yine su basmış örneğinde bir şaşırma var. Bir panik durumu var. Burada ünlem olan sözcük eyvah kelimesi. Eğer burada ev kelimesi büyük başlasaydı ünlemi buraya atacaktık. Ama ünlemden sonra büyük harfle başladığı için virgülü buraya attık. Onun ünlem işaretini de en sona koymuş olduk. Demek ki şaşırma, sevinç, korku, acıma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna ünlem işareti konulur. Geldik ikinci maddeye. Sevgili gençler. Bugün seslenme yani hitap ve da uyarı anlamı taşıyan cümlelerin sonuna biz ünlem işareti koyuyoruz. Arkadaş. Yurduna alçakları uğratma sakın diyor. Uyarı yapıyor bakın. Sonuna bir ünlem koyduk. Arkadaşlar birazcık sessiz olur musunuz? Dikkat ederseniz yine bir uyarı var. Bir seslenme var. İşte uyarı ve seslenme bildiren cümlelerin sonuna ünlem atıyoruz. Geldik ünlemin son kullanım alanına. Sevgili arkadaşlar. Bir söze eğer alay, küçümseme veyahut da kinaye anlamı katmak için bazen parantez içerisinde ünlem işareti kullanılabilir. Eğer cümle içerisinde parantez içerisinde soru işareti varsa o bilginin kesin olmadığını, bilginin şüpheyle karşılandığını bildirmek için kullanılır. Ama cümle içerisinde eğer parantez içerisinde bir ünlem işareti varsa aslında orada bir alay, bir küçümseme, bir kinayeli anlatım söz konusudur. Dün yine onun mükemmel yemeklerini yedik. Dün yine onun mükemmel yemeklerini yedik diyor. Bakın mükemmel kelimesinin arkasına bir parantez açmış. Ortasına da bir ünlem yazmış. Aslında bu yemeklerin mükemmel olmadığını, çok lezzetli olmadığını dile getirmek için, alay almak için yapmış. Ayşe dünyanın en güzel kızıydı örneğinde. Güzel kelimesinden sonra bir ünlem açıyorsa aslında Ayşe'nin güzel değil, bilakis çirkin olduğunu göstermek için kullanmış. Sevgili gençler, böylece noktalama işaretleri bir dersimizin sonuna gelmiş olduk. Ama noktalama işaretleri bitmedi. Önümüzdeki dersimizde kalan diğer noktalama işaretlerini tamamlamak için Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.